Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar çatıya geçeceğiz demiştik. Hemen şu duvarımızı seçelim hemen bir. Bu açıya getirin kendinize. Duvarımızı seçelim. Bakın bunu bütün çizmiştik zaten. Şöyle U şeklinde aldı yani bunu. Şu kısmı da alalım ve Alt Q diyelim klavyemizden. Şimdi arkadaşlar hemen Create menüsünün altında Shapes'un içinde line'ımızı alalım. Burası bir dikdörtgen gibi bir şey. Rectangle'la da yapabilirdik arkadaşlar. Bunların ne işe yaradığını biliyorsunuz zaten. Bakın kare çiziyor. Yani bunlara zaten kendiniz kurcalayarak öğrenebileceksiniz. Biz burada hemen bir an evvel render'a geçiş yapacağız. Şimdi arkadaşlar snap'imi açtım. 4 noktadan yakaladım ve bitiştirdim. Okey dedim. Hemen Modifier menüsünden Extrude'a tıklıyorum. Evet, bir Extrude verdi. Yukarı doğru 70 santim arttı. 0,1 diyelim, 10 santim yukarıya doğru. Şimdi Unhide al diyelim arkadaşlar. Evet, çatımız geldi. Çatıda fazla bir işlemimiz yok arkadaşlar. Yani şu çizdiğimizde yok. Tabii ki yapacağız bir şeyler. Bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Yani bir ışık havuzu oluşturabiliriz buna. Bunu nasıl yaparız? Şimdi buna sağ tıklayıp Convert to Poly diyelim. Ve ilk önce şunu beyaz rengine boyayalım. Şu duvar rengi var mıydı arkadaşlar bizim beyaz? Ha varmış. Duvar rengine bir boyayalım. Beyaz olsun. Evet. Şimdi Alt Q diyelim. Bakın geldi. Şöyle altına doğru çeviriyorum kendimi. Bakın altına doğru. Ve poligonumu açıyorum. Şöyle artık altını seçtim arkadaşlar. Bakın şimdi altını seçtim nereden anlıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya dikkat edin bakın. Bottom yazıyor. Altı. Sağdan görünüş. Front. Burada yazıyor zaten her şey. Neyse arkadaşlar hemen yapmaya devam edelim. Poligonumuzu seçtik. Inset veriyoruz. Bakın 0,01 santim inset verdi. Evet bekliyorum ben. Yanıt vermesini beklerim. Sıkıntı değil. Heh, geldi arkadaşlar kendine. Hemen bunu 0,2 diyelim. Arkadaşlar. 20 santim kadar. Yalnız bu 1 santim 0,1 dedik. 10 santim bize yetmeyecek. Şurayı bir manuel olarak elinizde bir kaldırın. Manuel olarak. Tekrar alta gelin. Inset verdiğimiz yeri seçin arkadaşlar. Buna Extrude verin. Şöyle. İşte 0,1 gibi. 1 diyelim. 1 metre. 0,1 diyelim. Sanki ölçülerde bir sıkıntı var gibi arkadaşlar. Customize'a bir girelim. Yani benim ölçümde bir sıkıntı var. Unit Setup'a giriyorum. Yo. Ölçümde bir sıkıntı yok. Acaba tavan çok büyük bana mı ondan mı öyle geliyor? Sanki böyle az bir aşağı doğru şey yapıyormuş gibi geldi. Uninstall diyeceğim. Bakacağım. Hakikaten az mı yapıyor? He, biz zaten şeyi de az yapmışız arkadaşlar. Kırmayı da az yapmışız. Şimdi siz fark edemiyorsunuz belki ama şöyle Alt Q dedim. Tekrar getirdim sahneme. Ctrl+Z yapıyorum. Gidebildiği kadar. Evet gitti. Bayağı bir gitti bende. Ha, inseti gitmemiş. Ha, tamam arkadaşlar. İlk başladığımız noktaya geri geldik. Hemen inset diyorum. Bunu 0,3 diyorum. Hatta 0,4 diyelim. Bir şey olmaz arkadaşlar. Hemen extrude'unu verelim. Buna da 0,2 diyelim madem öyle. 0,2. Şimdi tamamdır arkadaşlar. Birinci havuzumuzu oluşturduk. Şuraları ışık döneceğiz. Ve ışık yanmasını sağlayacağız. İkinci havuzumuzu içte yapabiliriz. Bu bir seçenek. Bakalım bir. Belki de hoşumuza gitmeyecek. Yapmayacağız. Aslında ikinci havuza gerek yok. Çünkü benim düşüncemde farklı bir tasarım var. Dikey ahşaplar geçecek arkadaşlar bu kafenin tavanında.
Biz şu köşeleri aydınlatmamız için ama bu tavanı uygulayacağız mecbur. Şimdi arkadaşlar bir tane poligonu seçtim. Shift ile tüm poligonları seçmiş oldu. Hemen klavyemden M tuşuna basıyorum. Şu yeşil rengi şeyde kullanmıştık. Evet hatırladım. 10 multiplayer'ını 10 demişiz. Çok iyi. Onu V-Ray'san kullandığımız için koyduğumuzu söylemiştim sanırım. Bunu koyduğumuzda neden 10 yaptığımızı. Şimdi hemen V-Ray Light materyale tekrar tıklayalım. Beyaz ışık gelsin. Beyaz çok iyi. Bunu da multiplayer'ına ayarlayalım arkadaşlar 10. Ve uygula diyelim. Poligonlar zaten seçiliydi. Ve uyguladık. Evet. Bakın gördünüz mü? Işıklar yanmaya başladı. Hemen install diyelim. Çatımız geldi. Şimdi arkadaşlar çatımı seçtim. Sağ tıkladım. Hide Selection dedim. Bu seferlik çatıyı gizledim. Ama olmadı. Yani ne olmadı? Kafamdaki düşünce şu anda olmadı. Çünkü biz bu ahşapların görüntüsünü bozacağız. Benim dediğim gibi yaparsak. Yani buradan böyle ahşap dikmeler gelmesini istiyordum. Bunları çok yüksek yaptık. Ya da ne yapacağız? Katımızı yükselteceğiz. Çaktırmadan. Onlar da çok uzun iş arkadaşlar. Bu duvarların hepsi tekrar uzayacak. En iyisi biz uninstall diyelim. Kafemizi böyle yapalım. Ne yapalım? Ortaya havuz yapalım. O camları seçtim. Sal diyeyim. İçeri girmeme niye gerek var ki? Çatıdan zaten seçebiliyorum. Çatıyı seçtim. Alt Q dedim. İç kısmına havuz yapacağız arkadaşlar. İnsetlerin. 0,5 olsun ya. Okey. Ya da 7 yapalım. 0,7. Okey arkadaşlar. Extrude veriyoruz. Bakın aşağı doğru verdi. Bu seldik içe doğru vermesini istiyoruz. Evet, içe doğru. Göz kararı verin ve bırakın arkadaşlar. İçte de havuz yapabiliriz ama bu ışıkların görünmesini istemiyoruz. Bunu nasıl sağlayacağız? Hemen şu dikmeyi seçiyorum. Bakın edge'leri açtım. Kontrol tuşuyla şu dikmeyi seçiyorum. Çeviriyorum. Yine kontrol tuşuyla diğer köşe ve bu köşeye seçtim arkadaşlar. Hemen connect veriyorum. Evet, connect'im verdi. Şu, pardon özür dilerim. Şunla şöyle biraz aşağıya getiriyorum arkadaşlar. Eksi 50 olsun. Biraz düzcüyümdür yani küsurata girmiyorum. Evet, kasıyor. Sahnemiz kalabalıklaştıkça bilgisayarlarımız artık kasıyor arkadaşlar. Gerçi otomatik save yaptı az önce. Kasma ile alakası yoktu ama bilmiyorum siz fark ediyor musunuz? Ben işlem yaparken biraz ağır yapıyor. Şimdi arkadaşlar bakın. 4 tane köşem var. Gördüğünüz gibi. Şey, 4 tane parçam var gibi oldu. Bunlara ben extrude uygulayacağım. Tek tek. Ama tek tek uygulayacağım. Şimdi bir tanesini seçtim. Extrude dedim. Bakın içe doğru attı. Çünkü en son yaptığım eksi yönde bir işlemdi. Onu 1 diyorum. Çok gitti. 0,1 diyorum. Az oldu. 0,3 diyorum. Gayet ideal. F4'e bastığım zaman görürüm ne kadar gittiğimi. Bakın buradan buraya getirdim. 3 bile fazlaymış ama neyse kalsın. 3 olsun. Aynı sisteme şuraya geliyoruz. Extrude'a basıyoruz. En son girdiğimiz değer çıkıyor. Okey diyoruz. Şuraya geliyoruz. Aynı sistem. Buna da yapıyorum. Ve son olarak buraya geliyorum. Aynı sistem. Onu da yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şu içte kalan. Bakın görebiliyor musunuz? İçte kalan poligonun bir tanesini seçin. Ve öyle bir açı ayarlayın ki aynı şu anda gördüğünüz gibi. Bir tane daha yanda olsun. Shift ile bütün hepsi dönmüş olsun. Klavyemizden M tuşuna basıyoruz. Yeşil ışık olabilir. Hoş durur. Yeşil bir ışık koydum. Şimdi uninstall diyelim. Tamamdır arkadaşlar. Bu da tamam. Ctrl S yapıyoruz.
ışıklara hafif girmeye başlıyoruz. Bence arkadaşlar biz sahnemize şey ekleyelim. Spot ışıklar, sarkıtlar, o tarz şeyler ekleyelim. 10 dakika olmuş zaten videomuza. Bu 20 dakikayı öyle dolduralım ve bir sonraki dersimiz artık ışıklar olsun. Işıklar video dersleriyle devam edin. Şimdi buraya ne ekleyelim? Mesela spot ışık ekleyelim. Yapalım yani. Biz yapalım spotu. Şöyle çatıyı tekrar seçtim arkadaşlar. Alt Q dedim. F4'e bastım. Evet, buraya kare de yapabiliriz, silindir de yapabiliriz. Arkadaşlar pardon, şuradan. Yani kare daha moda gibi. Şöyle yapalım. Ya da karışık yapalım arkadaşlar. İkisini de görelim. 0.2. Nasıl olsa biz burada bir şey öğreniyoruz. 0.1 diyelim. Bakın değerlerimi gördünüz. Ha, bu arada şeysiz çizmişim. Şöyle tekrar geliyorum. Box'ı auto-grid'i açmadan çizmişim arkadaşlar. Boşluğa çizmiş. Evet, şimdi gördüğünüz gibi parçama çizdi. Hemen 0.2, 0.2, 0.1 diyoruz. Nokta bile bir çok olmuş. 0.05 diyelim arkadaşlar. Bunlar kalsın. 2 santime kalsın. Şöyle çekelim. Şimdi arkadaşlar bunu uyguladığım parçanın aynısını şeyde de yapabilirsiniz. Silindir olarak da yapabilirsiniz. Yani buna yaptığımız bütün işlemleri aynısını onda yapabilirsiniz. Ki ben bir tane yapacağım örnek. Siz hangisini istiyorsanız onu kullanın sahnenizde. Şimdi bunu Convertible Poly'ye çevirdim arkadaşlar. Şöyle geldim. Bakın. Poligonu açtım. Şuraya geldim. İşlem çok basit. Inset diyorum. Bir değer giriyorum. El kararı, göz kararı. 0.05 diyorum. Çok oldu. 0.04 diyeyim. İdeal. Okey diyorum arkadaşlar ve şimdilik poligonu kapatıyorum. Şimdilik. Çünkü kromu seçiyorum. Parçam seçiliyken ekliyorum. Artık bir krom parça oldu bu. Ve poligonu açıyorum. Bakın seçtiğim yer. Buna şu beyaz rengi atıyorum. Işığı. V-Ray Light ışık bu arkadaşlar. Bakın V-Ray Light. Pardon, V-Ray Light materyal. Onu unutmayalım. Çünkü V-Ray Light diye bir ışık daha var. Onu zaten öğreteceğim. Bu materyal olanı, yani sahte bir ışık görünüm veriyor bize. Ama ben fark ediyorum bazen böyle ufak da olsa bir şeyi oluyor. Işık etkisi oluyor. Şimdi arkadaşlar bu kareyi çizdik. Görelim. Bu bizim karemiz. Az önce şeye baktım. Kare nasıl duruyor diye baktım. Şimdi silindire de aynısını yapacağım. 3 tane silindir yan yana koyacağım. Bir göreceğiz. Taptan yani buradan. Nasıl duruyor diye. Şimdi bir kere silindirde şu yatay geçen segmentlere hiç gerek yok arkadaşlar. Bakın rastgele bir silindir çizdim. Şimdi boyutlandıracağız. Silindirde ne vardı arkadaşlar? Radyus vardı. 0.05 desek bunun yarısı olur. O yüzden 1 diyeceğiz. 0.1 diyeceğiz. Bununla aynı büyüklükte oldu. Height'ı 0.05 diyelim. Evet, dediğim gibi şu yataylık segmentler bizim poligonumuzu arttırıyor. Hiç gerek yok. Bakın ben buradan düştükçe oradaki poligon da düşecek. Şu poligonları bakın görüyor musun? Nereden nereye düştü ya? 160'lara düştü. Yani bakın az önce kaçtaydı? 200 küsürlerdeydi. 124'e düştü. Ama şuradaki poligonu 30'a kadar çekeceğiz şeyi. Segmente. Tamamdır arkadaşlar. Aynı işlemi buna da uyguluyoruz. Anlatmıştık zaten. Hemen Chrome. Bakın bunu da ilk önce Chrome'a atadım. Sorun değil. Şimdi Editable Poly'e çeviriyorum. Seçiyorum. Inset veriyorum. 0.03 diyeyim. Gayet ideal. 3. Diğerine 4 dedik ama 3 iyi aslında. Hemen uygula diyorum. Beyaz ışığı da uyguladı.
Pardon. Heh. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle bu kadar dışarıda kalmasın bir kere. Ona dikkat edin. Front ekranına gelin. Görüyor musunuz nerede? Şöyle içeri alayım. Şöyle şunu da alalım. Şimdi şuraya gelelim. Mesela şundan da bir 2-3 tane koyalım. Evet arkadaşlar. Karar sizin burada. Ben kareden yanayım. Daha böyle modern duruyor. Şöyle göz kararı. Kopi diyorum. Ve bir kez daha kopi diyorum. Hemen şöyle üçünü de seçiyorum. Bu şekil şu karşıya kopyalıyorum arkadaşlar. Aynı üçlüyü ortaya getiriyorum. Kopyalıyorum. Ve rotate ediyorum arkadaşlar 90 derece. Hemen onu da buraya getiriyorum. Aynı şekilde buraya da bir tane kopyalıyorum shift ile ve bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Işıklarımız hazır. Bunu seçtim tümünü. Sağ tıkladım. Pardon, sağ tıklıyorum. Grup diyoruz. Tavan yazalım arkadaşlar. Tavanı seçtiğimizde bu ışıkları tek tek seçmeyle uğraşmayalım. Hepsi bir anda gelsin. Install diyelim. Tamamdır arkadaşlar. F4'ümüzü kapatalım. Şimdi demiştim ya bir önceki videoda hani gerekirse render'da bir şeyler ekleyeceğiz. Işıklarda bir şey ekleyeceğiz. Yani belki buraları ağaçlık falan yapacağız arkadaşlar. Makinamızı çok zorlamazsa. Şimdilik bunu bu şekil tekrar kayıt edelim. Kaydettik arkadaşlar. Yapacağımız işlem bir sonrakinde ya aslında arkadaşlar sarkıtlanmaları hazırda kullanabiliriz. Biz de modelleyebiliriz. Yani ben de karar veremedim. Modellemek zaman alacak. Ama hazır kullanmak yani işimizi kolaylaştıracak. Peki şöyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ben. Hazır kullanalım bence. Gerekirse eğer yani demiştim ya ekstralar falan olabilir. Hani bu tarz ekstralar olabilir yani. Bir spot nasıl modelleniyor? Eklerim ben video olarak setinizin içine. Ayrı ders olarak yani. Bence hazır kullanalım. Biz artık finale doğru gidelim. Kimse sıkılmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.